Söyle Zeynep. Merhaba. Merhaba. Başkomiserim, Şahan'ın evinde bulduğumuz zarfta Aziz'in DNA'sını tespit ettik. Demek zarf Aziz'e aitmiş. Ya fotoğraflar? Adam evli. Bahse girerim, bu kadın karısı değil. Demek Aziz Şahan'a şantaj yapıyormuş. İşte bu iyi bir cinayet sebebi. Ayrıca tesisat borularındaki asit. İlkay'ın dükkanından aldığımızda tuttum. Kayın arasında bir problem olduğu kesin ama bence katil ikisi de değil. Ya nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun bilip bilmeden anlamıyorum ha. Gelelim en önemlisine. Adli tıp maktulün yüzündeki morluktan katilin kullandığı eldivenin tipini tespit etmiş. Yapı işlerinde kullanılan metal yüzeyli bir eldiven. Kesin onları da dükkandan aldı. Diğer şeyler gibi. İlkay sen de, ben de Şan'la konuşayım. Tamam. Ne oldu, gelmiyor musun? Gerek yok. Nasıl olsa onlar yapmadı. Aziz Bey size şantaj mı yapıyordu? Evet komiserim. Beni dükkandan çıkartırsam bu fotoğrafları karına gönderirim diye tehdit ediyordu beni. Herifsin lan sen. Hiç mi utanman yok? Asıl utanması olmayan senmişsin Şahan ustam. Bakalım karın görünce ne yapacak? Seni mi kapının önüne koyacak yoksa kendi mi çıkıp gidecek? Şunu iyi belli. Bu kasa bu dükkandan çıkarsa fotoğraflar da karının eline geçer. Ben bunun öldüğünü anlayınca aklıma fotoğraflar geldi. Komiserim, panikten basiretimiz bağlanmış. Eve gidince aklım başıma geldi. Karıma göstermeden şunları yok edeyim dedim. Aksilik oldu, yakalandık. Kıyamet koptu tabii. Bizimki kendini odaya kapattı bir süre. Ondan sonra da bavulunu aldı, çıktı gitti. Kocaeli'nin de ailesi oturuyor onların yanında. Ben de peşinden gittim, yalvardım, yakardım ama para etmedi. Ben fotoğrafları yanında götürür ya da yırtmıştır falan diye düşünmüştüm ama evde bırakacağı hiç aklıma gelmedi. Gerçekten de sen haklı olabilirsin. Oh be, sonunda. Ne oldu? Ne diyor İlkay? Ya saçma sapan bir şey işte. Yani sırf Aziz'e gıcık olduğu için yapmış. Aklı sıra Aziz'le Şahan'ın arasını daha da bozacak, gitmesini sağlayacak. Demiştim size bir şey çıkmayacak diye. Siz ne yaptınız? Şahan'ı itiraf ettirebildiniz mi? Dükkanı dağıttığını, kasaya açıp fotoğrafları aldığını kabul ediyor. Ama adamı ölü bulduğu konusunda ısrar ediyor. Çünkü gerçekten ölü buldu. Gel Zeynep. Katilin kullandığı eldiveni bulduk başkomiserim.
Dükkandan alınan eldivenlerin birinde Aziz'in kanını tespit ettik. Peki katilin DNA'sı? Eldivenin içinde tespit ettik. Ama maalesef üzerinde çalışmak için yeterli değil. Başka bir yolu yok mu yani? Var tabii. DNA enhancement. Evet. Güçlendirme metoduyla sonuç elde etmeye çalışacağız. Tabii vakit harcamak gerekiyor. Oldukça. Pardon. Efendim Murat. Söz konusu DNA analiz tekniği uzun yıllar farklı alanlarda araştırma amaçlı kullanılmış olsa da adli olaylara uygulanması 3-5 yılı bulmuyor. Yöntem gramın trilyonda biri kadar küçük biyolojik örneklerle dahi DNA tiplemesine imkan veriyor. Sınırlı sayıda kriminal laboratuvarlarda denenmekte olan teknik özellikle parmak izinden DNA analizinde işe yarıyor. Başkomiserim. O yüzden ilk anda fark etmek imkansızdı. Tamam, devam sen. Şahan mı yaptı acaba? Ortalığı karıştırırken o yapmıştır. Katilin işi değil bu. Hala başladığımız yerdeyiz. Şahan olay yerini bozmasaydı işimiz daha kolay olurdu. Eğer sen haklıysan bu adam hiç iz bırakmıyor. İzmir'de 4 tane cinayet işlemiş. Baksana senin gibi FBI'dan eğitim almış bir uzman bile çözememiş olayı. Suç bende değil, olay yerinde. Ve şansımıza adam mağburları hedef alıyor. Olabilecek en kötü olay yerlerinden biri. O kadar çok şey var ki İzmir'de aylardır mühürleyip hala incelediğimiz olay yerleri var. Nasıl yani ya? Biz şimdi aylarca inceleyecek miyiz burasını? Bir şey bulana kadar evet. Ya bulamazsak? Mutlaka bir şey bulacağız. Her seri katil bir çeşit imza bırakır. E tamam işte bu mavi çarpı imza değil mi? Bence onun anlamı başka bir şey. Sizce bunun ne işi var burada? Silgi mi? Önceki olay yerlerinde böyle bir şey var mıydı? Bilmem, farkında değilim. Aziz'e ait olamaz mı? Pembe, kokulu bir silgi. Aziz'in kullanacağı bir şey mi sence? Adamın çocuğu da yok. Mart 2009 durmuş. Ben demiştim size. Bu o. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tam zamanında geldiniz. Neredeyse kapatıyordum dükkanı. Sizde silgi bulunur mu? Silgi? Doğrusu kanıtta pek alışık olmadığınız bir bölümdü. Kahramanlarımızdan bir hayli farklı düşünen bir kadın polisle karşılaştınız. Toplanan delillerin incelenmesi bir türlü tamamlanamadı. Üstelik son dakikada dahi yeni ipuçlarına ulaşıldı. Bu yüzden Aziz'in katili henüz bulunabilmiş değil. Ayça'nın seri katil teorisinin ise doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Ama iyi bildiğimiz bir şey var. O da kusursuz cinayet yoktur.